bizde makinemde. Aşure günü günümüzde artık nefsin kötülüklerinden emin olmak için onu lanetlemeyi öğrenme ile ruhun yüceliklerini ön plana çıkarmanın, başka bir ifadeyle kötülüklerden sakındırıp iyiliği emretmenin dünya barışı açısından önemini bize en iyi anlatan mübarek bir gün olmuştur. Hepinize buraya teşrif ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii Turizm ve Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Barış Bey'e de özellikle teşekkür ediyoruz. Bu aşureyi bize yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve afiyet olsun diyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. İyiliklere kapısının açıldığı, kötülüklerin, şerlerin defedildiği bir güne vesile olsun inşallah. Hep beraber üniversitemizde birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Huzurumuz, mutluluğumuz daim olsun. Yaşadığımız şu güzel ata topraklarımızda, Kırgızistan'ımızda her zaman iyilik olsun. Halk mutlu ve mesut olsun. Cırgacılık bolsun. İlgilik bolsun. Bilimli gıntımak bolsun. Aşura gününüz kutlu olsun. Zaten. Öğrenciler gelsin bakayım. Aşura dağıtacağız. Aşure günü ve aşure orucu, aşure etkinliği bunlar farklı şeyler. Aşure orucu bir sünnet. Ta Medine döneminde Hazreti Peygamber Efendimizin uygulamasına kadar gidiyor. Yahudiler Hazreti Musa Peygamberimizin Firavun'un zulmünden kurtuluşunun bir şükür olarak hicri ayların ilkinin Muharrem ayının 10. gününde bir şükür olarak oruç tutuyorlar. Peygamberimiz bunu öğrenince onlara Hazreti Musa o da bizim peygamberimiz. Biz ona sizden daha yakınız diyerek o da o gün oruç tutuyor. Fakat birebir benzeme olmasın diye 9-10. Günleri veya 10-11. Ya da 9-10-11. Günleri oruç tutuyor. Aşure aşının hikayesi de Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtuluşunun neticesinde gemide ne kadar yiyecek varsa onlardan bir bunun 12 olduğu söyleniyor, değişik rivayetler var. Onlardan bir çorba yapılıyor ve kurtuluşun bir şükür ve bir kurtuluş yemeği olarak da çorbası olarak da içiliyor. Aynı zamanda çok acı bir aşure, yani 10 Muharrem günü aşure günü dediğimiz bu günde aynı zamanda Peygamberimiz torununun Kerbela'da şehit edilmesi olayına da denk geliyor. Ve aynı zamanda bugün bir üzüntü günü. Ve anlam kaymasına uğrayarak bütün savaşı ve kötülükleri lanetlemenin de bir günü olmaktadır. Kısaca günümüzde aşure bir kısmen anlam kaymasına uğrayarak dünya barışını, kardeşliği, birliği bir araya gelmeyi kutlamanın bir günü olduğu gibi savaşı lanetlemenin de bir günü haline gelmiş oluyor.